Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen kardeşlik buluşması başladı. Saat 10'da başlayan buluşma gece 22'ye kadar pek çok etkinlikle devam etti. Kadir Zortaş Başkanlığındaki Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen kardeşlik buluşması büyük ilgi gördü. Sivaslılar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte 1580 kilo Sivas köftesi de katılımcılara ikram edildi. Dernek Başkanı Kadir Zortaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakan'a yavru bir kangal köpeği hediye etti. Ardından Dernek Başkanı Kadir Zortaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakan vatandaşları selamladı. Bu kalabalık için bütün Sivaslı Kocaeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizin devam etmesi için elimizden gelmeye gayret edeceğiz. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarete gittiğimizde bu organizasyonların devamını getireceğimizi, daha büyük kitlelerle daha büyük organizasyonlar yapacağımızı söylemiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sivaslı olmasan ne olurdun demişti. Ben de mahcup olurum demiştim. İnşallah sizleri mahcup etmeyiz. Bu kalabalıkların daha kalabalığını Kocaeli'de bütün Kocaeli hemşehrilerimize gösteririz. 1,5 yıl önce göreve geldiğimiz günde aynısını söylemiştik. Bugün de yine aynısını söylüyoruz. Daha kalabalık olacağız, birlikte olacağız. Kocaeli'lik kimliğimiz altında, Kocaeli'deki Sivasları temsil etme noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu şehirde hizmet eden, bu şehire değer katan bürokratlarımız, siyasilerimiz, iş insanlarımız, sanayicilerimiz, memurlarımız, öğrencilerimiz, siz vatandaşlarımız bu şehre her zaman değer katıyorsunuz. Bizler de bununla gurur duyuyoruz. Bulunduğumuz her yerde yanımızda oluyorsunuz. Bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Yapmış olduğumuz organizasyonlara beklediğimizin üzerinde katılım gösteriyorsunuz. Bu kalabalığı, bu birlikteliği biz bütün herkese göstermeye gayret ediyoruz. Bu birlikteliğimiz daim olsun. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Yapmış olduğumuz işlerimizi hayırlı kılsın inşallah. Ben bugün bu organizasyonda emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın olmak üzere Kartepe Belediye Başkanımıza, Gölcük Belediye Başkanımıza, Körfez Belediye Başkanımıza, Derince Belediye Başkanımıza ve Kandıra Belediye Başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama Sivaslıların sıcaklığı burayı daha da ısıttı. Resmen Seka kamp yanıyor yani. Yavaş yavaş esmeye de başladı. Kaderin organizasyon kabiliyeti de kendisini ortaya koydu. Nereye kayboldu göremiyorum şu anda. Gözüm buradaymış. Kadir'cim tebrik ediyoruz. Senin şahsında tüm değerli yönetim kurulu üyelerini, bu organizasyona emeği veren tüm kardeşlerimi ayrıca tebrik ediyorum. Tabii Sivas Anadolu medeniyeti için çok önemli bir şehir. Tabii Kocaeli'de çok zengin bir kültür mozaiği söz konusu. Sadece Sivas'tan dolayı değil, Anadolu'nun birçok şehrinden Kocaeli'ye göçüp gelmiş, burayı yurt tutmuş, burada hemhal olmuş, burada yeni evliliklerle yeni birliktelikler oluşturmuş, bu şehre değer katmış, renk katmış, çok farklı yerlerden hemşehrilerimiz var. Her biri bu şehrin renginin, ahenginin bir güzelliği olarak değer ifade ediyor. Sivas'ın kıymeti başka ama diğer illerimizin kıymeti de başka. Çünkü biz hep birlikte kocaman bir aileyiz. Biz birlikte olduğumuz zaman, bir ve beraber olduğumuz zaman, sımsıkı birbirimize sarıldığımızda çok daha değerli oluyoruz, çok daha kıymetli oluyoruz. Selamlama konuşmalarının ardından protokole Sivas köfteleri dağıtılmaya başlanırken çocuklar için hazırlanan oyun alanları da oldukça dikkat çekti. Şişme pek çok oyuncağın ve tırmanma alanlarının hazırlandığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de Sivas köftesi için kuyruğa girdi.